Karayolu tasarımında en kesitlerimizi tamamlamıştık. İlk başta sıfır poligonumuzu çizdik. Keşke tasarımını gerçekleştirdik. Dever ve genişletme uygulamamızı yaptık. Boy kesitleri yaptık. Sonrasında en kesitleri, hatta iksa ve istinat duvarları çizimlerimizi de gerçekleştirdik. Şimdi bu çizimi de tamamladıktan sonra yapmamız gereken ilk işlem hacimler tablosu uygulaması. Burada SD ve SY olarak bütün yarma ve dolgu alanlarımızı hesaplamıştık. Şimdi buradaki alanları tek tek tablomuza yazacağız. Tabii buradaki kilometreleri de tek tek tablomuza yazacağız. Önce şöyle bir tane tablo oluşturuyoruz. Bakın. En kesit nolar, en kesit kilometreleri. En kesit nolarımızı buraya yazıyoruz. Hemen kilometrelerimizi yanına yazıyoruz. Daha sonra ara uzaklıklar, geçit noktası, uygulama uzaklıkları. Bunlardan gene bahsedeceğim. Sonra diyoruz ki alanlar, yarma alanlarımız, dolgu alanlarımız, metrekare olarak buraya alanlarımızı yazıyoruz. Burada uygulamada hesapladığımız, bulduğumuz alan değerlerini alıyoruz. Buradaki değerlerine yazıyoruz. Eğer yarma alanı hesapladıysak, yani SY'leri hesapladıysak, yarmaya SD'leri hesapladıysak, yani dolgu alanlarını hesapladıysak da dolguya buradaki alanları yazıyoruz. Eğer karışık bir en kesitse, yani her ikisi de varsa, yarma ve dolgu varsa her ikisini de, yoksa hangisi varsa sadece onu olacak şekilde bütün alanlarımızı tabloya dönüştürüyoruz. Şimdi tablo olarak da böyle bir şablonu hazırlamakta ilk başta fayda var. Şimdi hacimler tablosu deyip altında en kesit nolar, kilometreler, ara uzaklıklar, geçit noktaları, uygulama uzaklıkları, alanlar, yarma ve dolgu, alanlar farkı, yarma ve dolgu, hacimler, yarma ve dolgu, kabarma sıkışma katsayıları, hacimlerin dolgu eş değerleri, gene yarma ve dolgu, birikmiş hacimler. Bu bazı kaynaklarda kümülatif hacimler ya da yığışımlı hacimler olarak da karşınıza çıkabilir. Gene burada da yarma ve dolgu hacimleri olarak sütunlarımızı oluşturuyoruz. Burada bunları oluştururken şöyle birkaç bir şey göstereyim. Örneğin bunları yatay hizalı değil de düşey hizalı olarak yazmışız. Şöyle yapabilirsiniz. Sağ tıklıyorum üstüne. Hücreleri biçimlendir diyorum. Şuradan hizalamaya geliyorum. Hizalamaya geldikten sonra bakın buraya 90 dereceye girerseniz tamam derseniz buradaki yazılar 90 derece dik olacak şekilde yukarıya doğru yazılacak. Yani buradan kendi hizalamanızı belirleyebilirsiniz. Sonra bir de şöyle bir şey göstereyim. Örneğin bakın şurada geçit noktası yazmışım mesela buraya. Geçit noktası yazdıktan sonra ben buradaki metreyi birimi aşağıya bir alt satıra yazdım. Burada bir alt satıra geçmek için şöyle yapabilirsiniz burada. Buraya tıklıyorum ilk başta. Alt satıra geçmek istediğim yeri seçiyorum. Buraya da tıklıyorum. Örneğin geçit ve noktası kelimeleri alt alta olsun. Bakın şu an mevcut hali geçit noktası M altta. Şimdi tekrar tıklıyorum buraya. Geçidin önüne geliyorum. Burada klavyeden alt tuşuna basıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Bastığımda artık noktası da bir alt satıra geçti. Bakın geçit noktası M. M'yi de en alt satırda bu şekilde yazmış oldum. Bu şekilde Excel'de burada gördüğünüz tabloyu şablon olarak hazırlayabilirsiniz. Bir de şunu göstereyim. Bazı hücreler birleştirilmiş. Örneğin şöyle iki tane hücreniz olsun. Burayı birleştirmek istiyorsanız bakın şurada birleştir ve ortalaya tıklayarak direkt ister buradan ya da şuradaki oka tıklayıp şurada direkt hücreleri birleştir diyebilirsiniz. Bu gibi seçeneklerle de hücre birleştirme yapabilirsiniz. Ya da birleştirdiğiniz hücreleri daha sonra şuradan hücreleri çöz diyerek çözebilirsiniz. Bu gibi seçeneklerle buradaki şablonu ilk olarak oluşturuyoruz. Birden 16'ya kadar sütunumuz var. Sonrasında da birinci sütuna en kesit isimlerimizi yazıyoruz. İkinci sütuna kilometrelerimizi yazıyoruz. Burada alanlar olarak gözüken yere de 6 ve 7'ye de yarma ve dolgu alanlarımızı bu şekilde yazıyoruz. Şimdi ilk olarak bize verilen bilgileri dolduruyoruz. Yani en kesit isimleri, kilometreler, alanlar. Bir de bunun haricinde kabarma ve sıkışma katsayısını yazıyoruz. Bu burada 0,8 olarak verilmiş ama farklı projelerde farklı şekillerde kabarma ve sıkışma katsayıları olabilir. Mesela burada projenin tamamında 0,8 olarak sıkışma katsayısı uygulanmış. Şöyle de olabilirdi. Belli kilometreler arasında kabarma, belli kilometreler arasında sıkışma da uygulanabilirdi. Bu gene size verilen veriye göre buraya yazmanız gereken bir veri. Tabi bu veri şöyle de verilebilir. Kabarma katsayısı 0,2 olarak verilir. Eğer 0,2 verildiyse buraya 0,2 yazmazsınız. 1 artı 0,2'den 1,2 yazarsınız kabarma katsayısına. Sıkışma katsayısı da mesela 0,2 olarak verildiyse bu da şu anlama gelir. 1 eksi 0,2'den bunu da 0,8 olarak yazarsınız. Yani size katsayılar direkt Q ve S değerleri olarak verildiyse bazen bu şekilde verilir. Bu durumda kabarma için 1 ile toplayıp sıkışma için birden çıkartıyorsunuz. Ya da direkt verildiyse şu değeri kullanacaksınız diye herhangi bir değer verildiyse bunları da ilgili kilometrelere yazabilirsiniz. Bunlar bizim tabloyu oluşturmadan önce bildiğimiz veriler. Şimdi gelelim tablo oluşturma kısmına. Bakın tabloda 1 ile 2'yi zaten oluşturmuş olduk. Şimdi ara uzaklıklar dediği şu. Ara uzaklıklar dediği PB ile 1 arasındaki kilometre farkı. Hemen şuraya geliyorum.
Birinci için 0 yazıyorum. Birinci için herhangi bir fark hesaplamama gerek yok. Aslında ilkinde boşluk bırakacağım. Yani aslında şu önemsiz. Buraya hiçbir şey yazmasanız da olur. Yani şuradan başlamamız lazım. Şimdi ikinciye de şöyle diyeceğim. Buraya geleceğim. Diyeceğim ki eşittir 25 eksi 0. Enter diyeceğim. Bakın burayı 25 olarak hesapladı. Tabii burada şuna dikkat etmekte fayda var. Şimdi şuraya tıklıyorum. Bakın tıkladığımda şurada yukarıda burayı 0 olarak gösteriyor. Buraya tıklıyorum. Burayı 25 olarak gösteriyor. Bunlar aslında birer sayı. Ama siz buraya gerçekten de gidip 0 artı 0 25 virgül 00 yazarsanız bunu normal olarak Excel sayı olarak algılamaz. Bunlar sayı, sadece gösterimleri kilometre. Bunun ayarlamasını da şöyle yapıyorsunuz. Bakın burayı da tekrar göstereyim. Örneğin şu kısmı seçtim. Şurada isteğe uyarlanmış bölüme geliyorum. Buradan tüm sayı biçimleri diyorum. Tüm sayı biçimlerinden bakın. Buradan daha önce ayarlandığı için şurada gözüküyor. 0 artı 0 0 virgül 00 seçeneği seçili. Eğer bu sizde daha önceden yoksa şöyle yapacaksınız. Şu yan taraftan isteğe uyarlanmış bölümüne geleceksiniz. Buradan şuradaki tür bölümüne istediğiniz formatı yazacaksınız. Bizim kilometre formatımız bakın bu şekilde. 0 artı 0 0 virgül 00. Bunu yazdıktan sonra tamam dediğinizde buradaki sayıların formatı değişmiş olacak. Burada mesela aslında 50 yazıyor ama gösterim olarak kilometre şeklinde 0 artı 0,50 virgül 00 şeklinde gözüküyor. Burada bu hataya düşmeyin. Yani direkt burada kilometreleri bu şekilde yazarsanız burada herhangi bir hesaplama yapamazsınız. Bunların sayı olarak algılanması lazım. Şimdi buradaki ilk formülümü yazdım. Bakın buraya eşittir. 1'in kilometresi eksi PB'nin kilometresi dedim. Enter dedim. Bakın 25 geldi. Sonra artık şuraya çift tıklıyorum. Bakın şurada artı işareti çıkan yere küçük olarak bir artı işareti çıkıyor. Buraya çift tıkladığımda direkt aşağıya kadar bütün enkesler arasındaki mesafeleri hesaplamış oluyorum. Mesela bir tanesine tıklayalım. Bakın tıkladım. Şu ikisi arasındaki farkı buraya yazmış. Şimdi bu şekilde ara uzaklıklarınızı hesaplıyorsunuz. Gelelim alanlar farkına. Hemen şuraya 8'e geliyorum. Eşittir diyorum. Bakın. Burası alanlar farkı. Adı üstünde. Yarma ile dolgunun farkı. Yarma bölümüne yarma eksi dolgu yazacağım. Şöyle yarma eksi dolgu diyorum. Eşittir diyorum. Bunu gene aynı şekilde şuraya çift tıklıyorum. Bakın aşağı kadar bütün yarma eksi dolguları hesapladı. Bazıları bakın negatif. Çünkü burada yarma yok, sadece dolgu var. Sonra yan tarafa geçiyorum. Burada da tam tersi. Dolgu eksi yarma diyorum. Dolgu eksi yarma. Yine şuraya tıklıyorum. Sonra şuradaki köşedeki artıya çift tıklıyorum. Bakın yine en aşağı kadar bütün dolgu alanlarımı hesaplamış oldum. Şimdi bakın. Alanlar farkı olarak yarma ve dolgu alanlarımı hesapladım. Hesapladıktan sonra benim için önemli olan buradaki geçit noktaları. Geçit noktaları da yarmadan dolguya geçiş, dolgudan yarmaya geçişler. Şimdi bakın bunu nasıl anlayabilirim? Şurada artı 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 ilerliyorum. Bakın şurada artık bir geçiş var. Eksi bölgeye geçiş var. Dolayısıyla burada şuradan değil yan taraftan aslında takip etmeye başlayacağım. Buradan takip etmeye başlayacağım. Dolayısıyla burada şöyle bir işlem yapacağım. Burada eksi olanları, negatif olanları görmek istemiyorum. Bakın bununla ilgili hemen size bir kısa yol göstereyim. Şuradan koşullu biçimlendirmeye tıklıyorum. Şuradan küçüktürü seçiyorum. Küçüktür de buraya 0,00 hatta bir tane daha 0 ekleyelim. 1 diyelim örneğin. Tamam diyelim. Bakın ne yaptı? Burayı kırmızı olarak şu an işaretledi. Şimdi şöyle yapacağım. Burayı tekrar seçiyorum. Seçtim. Bakın aynı bölgenin tamamını tekrar seçtim. Koşullu biçimlendirme. Kuralları yönet diyorum. Kuralları yönetledikten sonra şunun üstüne çift tıklıyorum. Sonra biçimlendir diyorum. Şuradan beyaz rengi seçiyorum. Bir de şuradan yan tarafta kenarlık dolgu bölümüne geliyorum. Bakın dolgu. Dolgu bölümüne geldikten sonra buradan da beyazı seçiyorum. Seçtim. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Uygula. Tamam diyorum. Bakın artık negatif olanlar gözükmüyor. Aslında burada yazılı ama hem dolgu rengi hem de yazı rengi beyaz olduğu için bunları görmüyorum. Sadece şurada pozitif olan değerleri görmüş oldum. Dolayısıyla yarma ve dolgu alanlarını bu şekilde tablo olarak elde etmiş oldum. Alanlar farkı olarak. Bakın bu durumda da şöyle bir kolaylık sağladı bana. Direkt geçit noktalarını görmüş oldum. Bunlar benim geçit noktalarım. Şimdi gelelim ilk geçit noktama. Burada nasıl bir hesap yapacağım? Burada şöyle bir hesap yapacağım. Bu ikisini seçiyorum. Bakın 0,27'den 2,43'e olan geçiş. Burayı seçiyorum. Seçtim. Burası neymiş? H2 ile ÜE1 arasındaki geçişmiş. Yani bu iki enkesit arasında benim yarmadan dolguya geçişim var. Hangi kilometreler arasında? 200 ile 202,77 arasında. Bu ikisi arasındaki mesafe kaç? Şurası. Yani 2,77. 2,77'lik bir mesafede benim 0,27'den 2,43'e geçiş yapan bir alanım var. Bir geçiş bölgem var.
Şimdi burada iki tane uzunluk hesabı yapmam lazım. Ekstra uzunluk hesabı yapmam lazım ama buradaki ekstra iki tane uzunluk hesabından önce şunu görelim. Uygulama uzaklıkları nedir? Nasıl doldurulur? Uygulama uzaklığı şudur arkadaşlar. Şuraya tıklıyorum. Eşittir diyorum. Birinciyi seçiyorum. Şöyle artı diyorum. Sonra artı dedikten sonra ikinciyi seçiyorum. Bakın ikisini topladım. Bu ikisini parantez içine alacağım. Şöyle yukarıdan ikisini parantez içine alıyorum. Aldım. Çarpı 0,5 diyorum. Yani birinci ve ikinci sayının toplamı çarpı 0,5. Yani aslında bunu ikiye bölmüş oldum. Yarısını almış oldum. Ya da başka bir deyişle ortalamasını almış oldum. Bakın ortalamasını aldıktan sonra şuraya çift tıklıyorum. Çift tıkladığımda bunu bütün satırlarda uygulamış oldum. Bütün uygulama uzaklıklarımı aslında hesapladım. Sadece geçit noktaları hariç. Bakın geçit noktalarına tekrar geliyorum. Alanlar farkı bölümünde şurada alan geçişi olan kısımlar benim geçiş bölgelerim. Dolayısıyla şu ikisini siliyorum. Bakın burayı siliyorum. Çünkü bunlar şu an yanlış. Daha sonra şuraya geliyorum. Bakın burada gene bir geçidim var. Geçidimin olduğu yerdeki uygulama uzaklıklarını seçiyorum. Delete diyorum. Buraları yeniden hesaplayacağım. Buraları yeniden hesaplarken bir de şunu göstereyim. Bakın burasını ben nasıl oluşturdum bu tabloyu oluştururken. Şurası arası komple beyaz. Burada şöyle yaptım. Normalde şöyle tabloyu seçtikten sonra mesela şuradan istediğiniz kenarlıkları seçebiliyorsunuz. İsterseniz tüm kenarlıklar diyebilirsiniz. Ben tüm kenarlıklar dedikten sonra tüm tabloyu oluşturduktan sonra sadece şuradaki bölgeyi seçtim. Ara bölgeyi seçtim. Burada önce dedim ki şuradan hiç kenarlık yok seçeneğini seçtim. Sonra tekrar ekrana geldim. Sonra tekrar aynı bölgeyi seçip bu sefer de sadece dış kenarlıklar dedim. Sadece dış kenarlıklar dediğimde artık burayı beyaz olarak gösterdi. Pardon, bir de şöyle yaptım. Gene aynı şekilde buradaki alanı seçtim. Buradaki alanı seçtikten sonra şuradaki dolgu bölümüne geldim. Şuraya tıkladım. Şuradan beyazı seçtim. Beyazı seçtiğimde burayı bu şekilde göstermiş oldu. Aslında burada da hücreler var. Buradaki hücrelere de bir şey yazabilirim ama bakın burası tabloda sadece beyaz olarak gözüküyor. Şimdi gelelim bu kısımları doldurmaya. Yani geçit noktası kısımlarını doldurmaya. Dediğim gibi önce şuraları belirledim. Bakın geçit noktaları. Geçit noktalarını belirlediğim yerlerdeki uygulama uzaklıklarını sildim. Aynısını diğer tarafta yaptım. Şurada bakın şurası şöyle. Şimdi gelelim burada geçit noktalarındaki hesapları nasıl yapacağım? Buradaki hesaplara göre uygulama uzaklıklarını nasıl hesaplayacağım? Önce geçit noktasında bazı uzunluklar hesaplamamız lazım. Şimdi şu ikisini seçtiğimde bakın geçit noktası neresiydi? H2 ile ÜE1 arası yani 200. kilometre ile 202.77 arasındaki yer benim geçit noktamdı. Bu ikisi arasındaki mesafeyi nereye yazmışım? Bakın şuraya yazmışım. 2.77. Yani benim 2.77'lik bir uzunluğun bir tarafında 0.27, bir tarafında 2.43 olan bir şeklim var. Şimdi bunu hemen AutoCAD'de şöyle çizerek göstereyim bakın basitçe. Şöyle line diyorum. Bir tane orta açıkken 2.77 uzunluğunda bir çizgi çiziyorum. 2.77. Şuraya iyice yaklaşayım. Zoomlayayım bakın. Şöyle 2.77'lik bir çizgim var. Sonra tekrar buraya geleyim. 0.27, 2.43. Şöyle tekrar geliyorum. Line diyorum. Şurada 0.27 olan bir uzunluğum var. Tekrar line diyorum. Diğer tarafta da 2.43 olan bir uzunluğum var. 2.43. Bakın bu ikisini çizdim. Bu ikisini çizdikten sonra line deyip şu ikisini birleştiriyorum. Birleştirdim. Benim artık yapmak istediğim işlem şu. 1. Şuradaki mesafeyi hesaplamak. 2. Şuradaki mesafeyi hesaplamak. Bunu isterseniz basit bir şekilde AutoCAD'de çizerek böyle de hesaplayabilirsiniz. Bakın örneğin ikisi arasındaki mesafeyi ölçüyorum. Kaçmış? 0.28'miş. Aynısını diğer taraf için yapalım. Şurası için ölçüyorum. Burası da kaçmış? 0.49'muş. Zaten ikisini toplarsanız da 2.77 sonucunu verecektir. Bir, bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Direkt buraya gelip şuraya birincisine 0.28, ikincisine 2.49 diyebilirsiniz. Buraya direkt yazabilirsiniz buradaki değerleri. 2. Bunu direkt buradan Excel'den de hesaplayabilirsiniz. Şimdi buradan Excel'den nasıl hesaplayacağınızı göstereyim. Excel'den de şöyle hesaplıyorsunuz. Şimdi bakın. Bu iki değere karşılık şurada iki tane değer hesaplayacağım. İlkini seçiyorum. Eşittir diyorum. Öncelikle mutlak diyorum. Mutlak. Mutlak dedikten sonra bir tane parantez açıp kapatıyorum. İşlemlerimi mutlak içerisinde yapacağım. Sonra mutlak dedikten sonra şöyle yapıyorum. Şuradaki 0.27'yi seçiyorum. Seçtim. Çarpı diyorum. 2.77 ile bunu çarpıyorum. Çarptım. Daha sonra bölü diyorum. Bakın bölü dedim.
Blue dedikten sonra tekrar parantez açıyorum. Tekrar kapatıyorum parantezimi. İkinci bir parantez aç kapa yaptım. Sonra tabii şuradan içine tıklıyorum bu parantezin. İçine bir şey yazacağım. İçine de şunu yazacağım. Önce bir. Tekrar burayı seçiyorum. Bakın burayı seçtim. Eksi diyorum. Dikkat edin. Eksi dedikten sonra şurayı bir alt seçiyorum. Bunun sebebi şu. Şu an burada gözükmüyor aslında ama burada aslında ne yazıyor? Eksi 2,43 yazıyor burada. Yani 0,27 ile 2,43'ü toplamış oldum aslında. İsterseniz 0,27 artı 2,43 de diyebilirsiniz ama ben bir aşağıyı seçtim. Yani burayı seçtim. Çünkü burada aslında gözükmese de eksi 2,43 yazıyor. Bunu biliyorum. Yani 2,54 eksi 4,97'den eksi 2,43 yazıyor. Dolayısıyla ben burayı seçiyorum. Formülümü de eksi olacak şekilde ayarlıyorum. Bakın bu şekilde formülümü ayarladım. Enter'a basıyorum. Enter'a bastığımda bakın 0,28 değeri geldi. Ben buradan kaç değerini bulmuştum? Buradan da 0,28 değerini bulmuştum. Sonra tekrar bakın bu sefer buraya geliyorum. Eşittir diyorum. Artık şöyle bakın totaldeki uzunluğu biliyor muyum? Burasının toplam uzunluğu kaç? 2,77. Yani şöyle diyebilir miyim? 2,77 eksi 0,28 dersem Enter'a basarsam bakın 2,49 diğer uzunluğu da buradaki bulmuş oldum. Bu şekilde hesabınızı AutoCAD'de herhangi bir çizim yapmadan da gerçekleştirebilirsiniz. Bakın iki uzunluğu da hesapladım. Şurayı da şöyle farklı bir renkle gösterelim. Burada artık geçit bölgesi var. Geçit bölgesindeki uzunluk hesaplarını bu şekilde yaptım. Yaptıktan sonra son olarak uygulama uzaklıklarını hesaplayacağım. Uygulama uzaklıkları için de şöyle yapıyorum. Bakın eşittir diyorum. Eşittir dedikten sonra normalde ne yapıyordum? Bakın bir öncekine tıklayalım. Şuraya. 10 artı 11,69. İkisini toplayıp 0,5 ile çarpıyordum. Burada da 11,69 ile 2,77 yerine 11,69 ile bu sefer 0,28'i toplayıp 0,5 ile çarpacağım. Şöyle yapıyorum. 11,69 artı 0,28 parantezi kapatıyorum. 0,5 ile çarpıyorum. Bakın çarptıktan sonra burası 5,98 geliyor. Sonra diğeri için burada da şöyle yapacağım. 2,49 artı diyorum. Bakın ilk olarak 2,49'u seçiyorum. Sonra 15,54'ü seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum. Çarpı 0,5 diyorum. Bakın burayı da hesaplamış oldum. Burasının hesabı şöyle oldu. Sonra bakın bir sonrakine tıklıyorum. Burası da gene 15,54 artı 10. İkisi parantez içinde çarpı 0,5 olarak hesaplamış oldum. Bakın. Bu bölgedeki geçit noktası uzunluklarımı ve uygulama uzaklıklarımı hesaplamış oldum. Şimdi bunu bu şekilde formülle yapmanın avantajı, bakın bu şekilde mutlak yazdım. Gene şuradaki iki değerin farkını alarak yaptım. Bu şekilde yazmanın avantajı şu. Şimdi artık diğer geçit bölgesine burayı Ctrl C yapıp şöyle aşağı doğru iniyorum. Nerede benim diğer geçit bölgem? Bakın şu iki nokta. Yani şurası. Buraya bunu Ctrl V yaparsam bakın otomatik olarak şuradaki uzunlukları doğru bir şekilde hesaplamış oldum. Yine aynı şekilde şurada üst tarafa Ctrl C diyorum uygulama uzunluklarına. Şuraya geliyorum. Ctrl V diyorum. Bakın aynı şekilde uygulama uzaklıklarımı da otomatik olarak hesaplamış oldum. Bunun böyle bir faydası var. Formülü direkt benim oluşturduğum gibi oluşturursanız bu şekilde bütün geçit noktalarınızda hesaplarınızı doğru bir şekilde yapmış olursunuz. Şurayı da mor renge boyayalım gene. Buranın da şu ikisinin toplamı şuradaki değeri verecek. Gene burada da geçit noktasında hesaplarımı doğru bir şekilde yapmış oldum. Şimdi artık gerisi çok kolay bakın. Uygulama uzaklıklarımı hesapladım. Alanlarımı da biliyorum. Artık bu üçü üzerinden işlemleri devam ettireceğim. Şuraya 10 nolu üstüne geliyorum. Eşittir diyorum. Uygulama uzaklığı çarpı hemen bir yanındaki 6 numaralı sütun diyorum. Eşittir diyorum. Bu kadar. Sonra şuraya geliyorum. Çift tıklıyorum. Bakın aşağı kadar bütün hacimler hesaplandı. Aynısını 11'e geliyorum. Eşittir diyorum. Uygulama uzaklığı çarpı diyorum. Şuradaki dolgu alanı eşittir diyorum. Bakın. Buradan da dolgu hacmini hesapladım. Gene aşağı kadar bunu çekiyorum. Bütün hacim değerlerimi hesapladım. Şurada boş olan değerlere karşılık bakın burada sıfır değerleri geliyor. Önemli değil. Böyle sıfır olarak yazabilir. Sorun yok. Sonra kabarma ve sıkışma katsayım var. Bunu zaten kendimiz daha önceden oluşturmuştuk, yazmıştık. Elle veri girişi yapmıştık. Burayı geçiyorum. Hemen bir yana geliyorum. Bir yanda diyorum ki hacimlerin dolgu eşdeğerlikleri. Şimdi yarmanın dolgu eşdeğeri vardır ama dolgunun dolgu eşdeğeri yoktur. O yüzden şöyle yapıyorum. Buradaki yarma çarpı diyorum. Şuradaki katsayıyla çarpıyorum. Çarptım. Burayı aşağı kadar şöyle gönderiyorum. Bakın aşağı kadar bütün değerlerim hesaplandı. Dolgudaysa şöyle yapıyorum. Herhangi bir katsayıyla çarpmıyorum. Yani dolgunun dolgu eşdeğeri kendisidir diyorum. Direkt eşittir deyip bunu olduğu gibi buraya çekiyorum. Bakın bu şekilde hesaplamış oldum.
Son olarak eşittir diyorum. Bakın şurada 15'e geldim. Eşittir dedim. Burası birikmiş. Yani kümülatif hacimler. Şuradaki değer eksi diyorum. Şuradaki değer ikisinin farkını alıyorum. Bakın buraya bunu yazdım. İkisinin farkını aldım. Sonra şöyle yapacağım. Sadece ilk satırda böyle yapıyorum. Bakın ilk satırda böyle yapıyorum ama ilk satırda yarma daha büyük olduğu için bunu yarmaya yaptım. Eğer dolgu daha büyük olsaydı dolguda hesaplama yapmaya başlayabilirdim. Hangisi daha büyükse, burada yarma ya da dolgudan hangisi daha büyükse hesabınızı ilk olarak orada yapın. Bakın ben de yarma büyük olduğu için ikisinin farkını aldım. Yarmaya yazdım. İkinci satıra geliyorum. Bakın ikinci satırda artık farklı bir şey yapacağım. Bir üstteki satıra gidiyorum. Burayı yazıyorum. Sonra artı diyorum. Şu an bakın yarmaya yazdığım için yarmadaki hacmimi seçiyorum. Sonrasında ise şöyle diyorum. Eksi diyorum. Eksi dedikten sonra da dolgudaki hacmimi seçiyorum. Enter diyorum. Bakın bu şekilde ikinci hacmimi hesaplamış oldum. Şuradan bunu aşağı kadar gönderiyorum. Bakın aşağı kadar bütün hacimlerimi hesaplamış oldum. Yan tarafa artık geliyorum. Burada tek yapmam gereken şey eksi deyip eşittir eksi. Şurayı yan tarafı seçiyorum. Eşittir diyorum. Buranın eksilisini aldım buraya. Şöyle aşağı kadar bunu indiriyorum. Bakın artık birikmiş hacim değerlerimi de hesaplamış oldum. Şimdi şunu yapacağım. Bakın şurada alanlar farkında yaptığım işlemleri burada yapacağım. Şuranın tamamını seçiyorum. Hacimler, birikmiş hacimlere kadar olan bütün alanları, bütün hücreleri seçtim. Şuraya koşullu biçimlendirme diyorum. Şuraya geliyorum, küçüktür diyorum. Bakın buraya 0,0001 diyorum. Böyle özellikle çok küçük bir sayı yazıyorum. Yani 0 yazarsam buradaki sıfırları da gösterecek. Sıfırları da göstermesini istemiyorum. O yüzden sıfırdan büyük olan, mümkün olduğunca da küçük olan bir sayı yazmaya çalışıyorum. Tamam diyorum. Bakın şu an ne yaptı? 0 ve eksi olan, negatif olan yerleri kırmızıyla gösterdi. Ben buraları hiç görmek istemiyorum. O yüzden ikinci kez şuraya tıklıyorum. Kuralları yönet diyorum. Şuraya çift tıklıyorum. Biçimlendir. Dolgu, beyaz. Yazı tipi şuradan. Beyaz diyorum. Tamam. Tamam. Uygula. Tamam diyorum. Bakın artık negatif olan ve sıfır olan değerleri bu şekilde bana göstermiyor. Burada gene yazılı bu değerler ama sadece görmemiş oldum. Buradaki değerleri görmeden bu şekilde buraya yazdırmış oldum. Ve ne yaptım? Hacimler tablomu bu şekilde basitçe oluşturmuş oldum. Hacimler tablosunda şuradaki en alttaki değerin anlamı şu. Benim bu projenin sonunda 5377,24 metreküp. Burası hangi bölgede? Bakın yarma bölgesinde. Yarma bölgesinde olduğu için projenin sonunda toplamda bu kadarlık depom olacak. Yani toprak fazlam olacak anlamına geliyor. Eğer burada bitseydi, burada bitseydi hacimler tablosu, bu da buradaki değer kaçsa toplamda bu kadarlık projenin sonunda toprağa ihtiyacım var anlamına gelecekti. Bu şekilde de projedeki en son kaleme bakarak ne kadar toprağa ihtiyacınız var, ne kadar toprak fazlanız var, buradaki değeri görmüş oluyorsunuz. Bunu son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki buradan aldınız, böyle seçtiniz. Word'e Ctrl C, Ctrl V yaparak yapıştırabilirsiniz ama bunu yapmadan önce isterseniz şuraları seçip burada delete yaparak buradaki sayıları silebilirsiniz. Yani buradaki formülleri kaldırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Çünkü Word'de de gene bunlar beyaz bir şekilde olacağı için gözükmeyecektir. Ama burada aslında gene bir sayı olacaktır. Buradaki sayılardan ister silerek kurtulabilirsiniz, ister bu şekilde de bırakabilirsiniz dediğim gibi. Bu size kalmış. Fakat niye ben bu şekilde yaptım? Bu şekilde yaptığınızda diyelim ki şuradaki değerlerden bir tanesini yanlış girdiniz. Buradaki değerleri güncellediğinizde şuradaki ara uzaklıklar ya da en kesitler, burada herhangi bir değeri yanlış girmiş olabilirsiniz. Şurada kilometreler ya da alanlar, şuradaki alanları yanlış girmiş olabilirsiniz. Bunları güncellediğinizde her şey otomatik olarak güncellenecektir baştan sona. Tabi sadece şuna dikkat etmeniz lazım. Şuradaki geçit noktalarını, yani şuradaki iki hücre için 0,27 ve 2,43 hücreleri için şurada sadece formül var. Buralarda formül yok bakın. Dolayısıyla şuraları güncellemeniz lazım. Ama burayı da dediğim gibi şu iki satırı alıp Ctrl C, Ctrl V yaparak atıyorum. Şuraya aldım. Şuraya Ctrl V ile yapıştırdım. Bakın burada geçit noktası olsaydı direkt buraya göre geçit noktası uzunluklarımı hesaplamış olacaktım. Gene yan tarafa da tabi uygulama uzunluklarını da şuradan Ctrl C, Ctrl V yaparak yapıştırabilirdim. Bu şekilde verilerimizi otomatik olarak güncelleyecek bir hacimler tablosu oluşturmuş olduk. Tek dikkat etmeniz gereken şuradaki geçit noktası uzunluklarını ve uygulama uzunluklarını
doğru yerde hesaplamak, doğru bir şekilde hesaplamak olacaktır.